Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çocukların durumunun ne olduğunu, çocuk istismarı ve aile içi şiddet konularını Kanal T Haber muhabiri Bahar Derya, avukat Hasan Esendağlı'ya sordu. Çocuk haklarının teknik bir konu olduğunu söyleyen Esendağlı, çocuk haklarının özel bir konu olduğunu belirtti. Şimdi çocuk hakları konusu teknik bir konu. Çocuk hakları, insan hakları dediğimiz genel nitelikli hukuki alanın içerisinde özel bir alan. Çocukların özel durumundan dolayı. Bununla ilgili uluslararası anlaşmalar var. Uluslararası anlaşmalara bağlantılı ülkelerin çıkarmış olduğu lokal yasalar var. Peki çocuk hakları var mı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çocuk hakları nasıl bir zeminde? Kuzey Kıbrıs pek çok uluslararası belge ve raporda insan hakları ihlalleri bakımından sorunlu bir coğrafya olarak görülür. Maalesef bu durum çocuk haklarıyla ilgili de geçerli. Yani çocuk hakları şekil olarak işte uluslararası anlaşmanın mecliste onaylanması veya ona bağlı bir takım yasal düzenlemelerin yapılması noktasında mevcut gibi görünmekle beraber esasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nde çocuk haklarının şekil haricinde uygulandığını, kabul edildiğini, korunduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Avukat Esendağlı'ya göre asıl konuşulması gereken şey çocukların ifade özgürlüğünün, aile içindeki demokrasinin daha iyi eğitim alabilmesinin konuşulması gereken bir zamandayız ancak bunun tam tersi oluyor. Halbuki biz günlük yaşantımıza baktığımızda şiddet gören, cinsel istismar, taciz ve tecavüze uğrayan ve bunları aile içinde yaşayan birçok çocuğun varlığıyla eğitim hakkı engellenmiş, çalıştırılmakta olan birçok çocuğun varlığıyla iş anlamında suistimal edilen birçok çocuğun varlığıyla suça itilen, suç işleyen, suç işledikten sonra yargılamaya tabi tutulan ve cezaevine gönderilen birçok çocuğun varlığıyla aileleri tarafından veya bebeğinleri tarafından, biyolojik anne babaları tarafından terk edilen ama doğru dürüst bir sosyal devlet tarafından sosyal güvenceye kavuşturulamayan çocukların varlığıyla karşılaşıyoruz. Meclis 2011 yılında çocuk istismar yasasını onayladı. Ancak bazı çocuklarımız aile içinde çocuk tacizi ve istismarına maruz kalıyorlar. Bu konuda önlem alınıyor mu sorusuna Esendağlı? Hiçbir önlem alınmıyor. Sadece bu suçu işlediği sabit olanlara mahkemeler tarafından ceza veriliyor. Ama bunun önlenmesiyle ilgili istikrarlı bir politika geliştirildiğine ben şahit olmadım. Engellenebilir. Bir kere öncelikle aileye dediğimiz, ev dediğimiz müessesenin özel bir alan olduğu ve kendine münhasır olduğu fikrinden vazgeçmemiz gerekiyor. Yani bizim başımıza bu işleri getiren şey, işte bu ailenin kutsallığı, evlerin dokunulmazlığı ve özel hayat denilen şeylerdir, kavramlardır. Buraya devletin gözlemiyle müdahil olabilmesi, kontrol edebilmesi, evlerin içerisinde gerek kadına karşı, gerek çocuklara karşı yapılan istismarların denetlenebilmesi gerekir. Bir kere önleyici olabilmek adına.